Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, İngiltere Ligi'nden top açılımı yapacağız. Buradan bir top açılımı yapmıştık ama kayda değer oyuncu olarak da sadece De Bruyne gelmişti. Asıl o istediğimiz oyuncular tabii ki Harry Kane ve burada 97 overall'a kadar yükselen Richarlison arkadaşlar. 97 overall oluyor, yani 97 seviye kadar yükseliyor. Bakalım buradan yine birkaç tane daha top açılımı yapacağız. Öncelikle şuradan altın toplarımızdan birkaç tane çevirelim. Elimiz bir alışsın, ısınsın bakalım. Ondan sonra oradan top açılımı yapmaya devam edeceğiz. Haydi bismillah diyelim bakalım. Altın toplardan top açılımı yapmaya başlayalım. İnşallah böyle takaslık yapabileceğimiz bizde olan oyunculardan gelir ki takas yapabiliriz. Anlaş dedik. İlk topumuzdan İtalya'ya gittik. Bakalım kim geliyor İtalya'dan. Aha, bir siyah top geldi. Altın toptan Douglas Costa mı bu? Aynen, Douglas Costa'ya benzettim. Aynen o geldi. İlk topumuzdan siyah top geldi. Douglas Costa bizde mevcuttu zaten. Ama PES19'dan kalanı mevcuttu. O yüzden mavi tik işareti var yanında. Yani yeni geldiğini anlatıyor arkadaşlar burada. İleriye dedik. İlk topumuzdan siyah topu bulduk. Güzel oldu. Fena bir başlangıç değil. Güzel bir başlangıç yaptık. Anlaş dedik tekrardan. İkinci topumuza bastık. Altın toplardan. Bu sefer Portekiz'e gittik. Portekiz'de tek bir siyah top var zaten. Bakalım Ruben Dias mı bu? 33 numara o muydu acaba? Sanki öyle hatırlıyorum. Eğer yanlış, yok değilmiş. Jardel'miş. Stoper Jardel. Tamam, ekledik takımımıza. Gümüş toplarımızdan devam edelim. Sırayla gidiyoruz. Biraz açalım. İngiltere Ligi'ne geçeceğiz arkadaşlar. Burası neresi? Rusya'ya mı gittik? Rusya'dan 6 numaralı bir gümüş top geldi. Tamam. Bizde olan var mı acaba? Bakalım. Bizde olmayan bir oyuncuymuş. Tamam. İleri dedik. Ekledik takımımıza. Gümüş toplardan devam ediyoruz. 2 gol top, 2 gümüş top açmış olacağız. Bastık tekrardan. Fransa'dayız. Bakalım Fransa'dan kim geliyor? Tabii ki gümüş top geldi, gümüş toptan. Hemen bakalım bizde olan bir oyuncu mu? Aynen, bizde olmayan bir oyuncuymuş. Ekledik takımımıza. Altın toplardan devam ediyoruz. Haydi bakalım. Anlaş dedik. Haydi bakalım kim gelecek bu sefer? Neredeyiz? İspanya'dayız. İspanya'dan bir altın top geldi. Sağ ayaklı 10 numara. Kimin forması bu? Bakalım, tanıyamadım. Real Madrid'in formasına benziyor ama o değil. Valencia, Dani Parejo geldi. Bizde olmayan bir oyuncuymuş. Bizde olan bir oyuncuyu bulamadık şu anda. Anlaş dedik. Gol toplardan devam ediyoruz. Nereye gitti? Bağımsız oyuncu mu? Bağımsız oyuncu geldi. Kim bu bakalım? Kimsin sen? Tanıyamadım. Bir altın top. Guerreiro bizde olan bir oyuncuymuş. Arkadaşlar yani bu iki oldu. Bundan bir tane daha bulursak affedersiniz arkadaşlar. Bir tane daha bulursak takaslık bir oyuncumuz olmuş oluyor. Anlaş dedik tekrardan altın toplarımızdan. Bakalım neredeyiz? Neresi burası? Hollanda sanırım. Sol ayaklı 10 numara Dusan Tadic miydi? Tadic olması lazım. 10 numara Tadic'ti, 22 numara Ziyech'ti çünkü. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Bizde olmayan bir oyuncuymuş. Ekledik takımımıza. Bir gümüş top açalım. Altından bir gold top daha açalım. Ondan sonra artık Fransa'ya geçelim. Almanya'dan bir oyuncu mu geliyor? Bakalım. Schalke'li bir oyuncu. Harit'e benzettim. Aynen, Harit bu. Bizde olmayan bir oyuncuymuş Harit. Ekledik takımımıza. Son bir tane daha gold top açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra asıl yerimize geçeceğim. Haydi bakalım bir takaslık oyuncu ver bize.
etkileyeceğimiz oyunculardan bir tanesi gelir inşallah. İspanya'ya gittik. İspanya'dan 10 numaralı bir oyuncu geldi. Bakalım Torreira mıydı bu? Yok, Torreira değil. Kimdi? Correa, pardon. Tamam, bizde olan bir oyuncuydu. Güzel oldu. Bir tane daha geldi. İkilemiş olduk. Şöyle bir bakalım. İkilediğimiz oyunculara hemen bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen çok kısa. Correa'yı ikiledik. Şöyle bakalım. Aynen, Correa'yı ikiledik. Şu Guerreiro'yu ikiledik. Aynen, güzel. Farkman 2 zaten. Onun takımını aldım. Norwich City'yi. Bir de kaleci farkındalığını, kaleci penaltı kurtarmayı aldığımız zaman oradan bir tane daha takaslık oyuncu çıkmış olacak. Haydi bakalım buradan. Şimdi dediğim gibi Richarlison ve Harry Kane'i çok istiyoruz. Harry Kane aslında pazartesi günü de gelecek. Tottenham ve Manchester City topları gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Pazartesi günü. Oradan Harry Kane'i de oradan bulma şansımız olur ama Richarlison 97 overlık bir oyuncu. Tabii o zaman gelmez. O yüzden buradan şansımızı deneyeceğiz. Haydi bakalım. 100 My Club parası ödedik. Anlaş dedik, bakalım kimler gelecek. Kimleri bulacağız, çok merak ediyorum. İlk topumuzu açtık, bakalım. 9 numara. Kim bu ulan, bir an için Harry Kane mi dedim acaba ama o değil. King miydi bu, kimdi acaba, öyle hatırlıyorum sanki. Yok. Jailton. Bakalım kaç yaşındaymış. 23 yaşında genç bir oyuncuymuş. Özelliklerine baktığımız zaman yani normal standart bir oyuncu diyebiliriz. Çok da iyi değil. Devam ediyoruz. 100 My Club para söyledik. Anlaş dedik. Affedersiniz arkadaşlar. Haydi bakalım. Kim bu? Wolverhampton'dan bir oyuncu olması gerekiyor. Onun formasına benzettim çünkü. João Moutinho geldi. Oyundaki yani buradaki en iyi 3. top galiba. 3. top mu 4. top mu, öyle olması lazım. Ekledik takımıza. 93 overla kadar yükseliyordu. Aynen, yok, 5. oyuncuymuş. Tamam, devam ediyoruz. 100 My Club parası daha ödedik. Anlaş dedik. 3. topumuzu açıyoruz. Haydi bakalım Konami. Bir güzellik yapacak mısın bize acaba? Kim bu acaba bakalım. 9 numara. Kimsin sen? Westey geldi. Tamam, ekledik takımımıza. Westey geldi. Bakalım Westey neredeymiş? Şuradaki bir oyuncu. Baktığımız zaman özelliklerine. Oo, bitiriciliği 86'dan başlıyormuş. Şut gücü 90. Gayet güzel bir oyuncuya benziyor. Tamam, devam edelim. 100 My Club parası daha ödedik. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Bu sefer kim geliyor? Bu 4. topumuz mu? 5. topumuz muydu? Ya Muhammed Salah mı? Salah var bizde. Hem de 97'liği var ya. Hem de 2 tane var. 3. Salah geldi. Şimdi diyeceksiniz ki takas yap. Takas yapmak yani zaten olmuyor. Takas olmuyor arkadaşlar. Çünkü hepsi farklı bir kart olduğu için olmuyor. Salah bizde var maalesef. Ekledik takımımıza. Toplamda kaç tane top açmış olduk? 4 tane açtık. Devam ediyoruz. Anlaş dedik. 100 My Club para söyledik. Haydi bakalım. Şu Harry Kane'i veya Richarlison birisini ver bize. Konami. Haydi bakalım. Kim bu? Bakalım. Tam biz gelmişti ya. Bize gelmişti. Tamam. Abraham bizde vardı. Gelmişti. Hatta max seviyesine de basmıştık. İlk gün top açılımı yapmıştık. Maalesef bizde olan oyuncuyu vermesi gerçekten can sıkıcı bir durum. Anlaş dedik tekrardan. 100 My Club parasını ödedik. Haydi bakalım. 6. topumuzu açıyoruz arkadaşlar.
6. topumuzda kaleci geldi. Altın top kaleci geldi ya. Diyecek söz bulamıyorum Konami sana. Buradan ilk gün kaç tane top açmıştık? 5 tane mi açmıştık acaba? Hatırlamıyorum ama bir iki tane daha açacağım arkadaşlar. Noktalandıracağım ondan sonra. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Harry Kane veya Richarlison'dan birisi gelse bize güzel olacak. Kim bu? Altın top ya. Ings geldi. Bir kere daha gelmişti bize. Anlaş dedik. Son topumu açıyorum arkadaşlar. Bakalım gelecek mi acaba? Kimsin sen? Yine 9 numara ama istediğimiz bir oyuncu değil. Zaten full forvet oyuncusu doldurmuş Konami buraya. Nasıl bir seçim yaptıysa anlamış değilim. 260 Michael'a paramız kalsın. Bir tane daha açacağım. Anlaş dedik. Şu Inks'i ondan sonra birbirine bir basalım. İki tane Inks oldu çünkü. Kim bu? Yine istediğimiz bir oyuncu değil maalesef. Sağlık olsun diyelim. Harry Kane'i bakalım pazartesi günü gelen etkinlikten bulmaya çalışacağız. 260 Michael'a paramız kaldı. Şu Inks'i birbirine bir basalım arkadaşlar. Takımım dedik. Oyuncular. Sıralama, imzalama tarihi. Bunu buradan yapamıyoruz. Pardon, şuradan yapmamız gerekiyor. Oyuncuları dönüştür. Devam et diyelim. Inks'i dönüştürdük. Çünkü elimizde bir tane daha Inks var arkadaşlar. Şurada antrenman dedik. Birbirine bir basalım bakalım. 6200 artı puan vermiş. Devam edelim. Bakalım kaç seviyeye kadar götürecek. Inks'in özellikleri de fena olmuyor. Bir altın topa göre. Aa, maxladı galiba. Aynen maxladı arkadaşlar. Direkt Inks'i max seviyeye kadar getirdi. Şöyle bir özelliklerine bakalım. Inks neredeydi? Burada. Inks'in özelliklerine bir bakalım. Top kontrolü sürmesi güzel. Bitiricilik işte fena değil. Hızı 94. 97'de hızlanması var. Gayet güzel. Sıçrama 90. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum. Maalesef bulamadık. Sağlık olsun diyelim. Pazartesi günü gelen Manchester City Tottenham kulüp seleksiyonlarından inşallah Tottenham'dan Harry Kane'i bulmaya çalışacağız. Videomu burada noktalandırıyorum. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. İstediğimiz bir top açılımı olmadı ama sağlık olsun diyelim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.